Gerçek bir tatilin nasıl olması gerektiğini bilmek ister misiniz? Wow. Çok güzel bir hava, 5 yıldızlı çadırlar ve özel plajlar. Vay canına! Reklamlar beni gerçekten etkiliyor. Bunların hepsi gerçekten bir rüya mı? Hey, sana bir mektup var. Benim için mi? Ne yazıyor? Sizi zengin çocukları yaz kampına davet ediyoruz. Ne? Anne, baba buraya gelin. Gerçekten çok şanslıyım. Biz zaten çantanı toplamaya başlamıştık. En sevdiğin oyuncağını alır mısın? Kesinlikle evet. Babam bu kampı daha ciddiye alıyor. Gıda ürünleri, yakacak odun, yapı malzemesi, raket. Belki de oynamak isteyebilirim. Çantalar toplandı. Artık veda zamanı. Sarılma ve ebeveyn talimatları dinleme vakti. Çok derinlerde yüzme. Ayrıca bol bol yemek ye. Nasıl isterseniz. Pekala, zaman geldi. Sizi seviyorum. İyi tatiller tatlım. Sensiz biz ne yapacağız? Bir peri masalında yaşamanın nasıl bir şey olduğunu biliyor musunuz? Vay canına, bu gerçek bir kale. Harika. Eşyaların için sana yardım etmeme izin ver. Bu ucube kendini ne sanıyor? Yanıma gelip eşyalarımı alabileceğini mi sanıyor? Ellerini çek. Çantayı bana ver. Ancak güvenlik görevlisi daha güçlüdür. Onu çalmayı aklından bile geçirme. Anladın mı? Gözlerim üstünde. Odanıza hoş geldiniz. Bu güzel. Ama bir ev gibi durmuyor. Evden getirdiğim şeyler burayı daha iyi hale getirecek. Buna kimin ihtiyacı var? İşte başlıyoruz. Bu daha iyi. Artık rahatlayabilirim. Ailem için birkaç fotoğraf çekmeliyim. Hey, ne yapıyorsun sen? Burada antika telefonlara izin verilmez. Bu hurdayı bana ver. Bunu al. Bu gerçek bir iPhone mu? Michelle gerçekten çok mutlu. Ne muhteşem bir cihaz. Vay canına. Resimler harika görünüyor. Her şey artık daha canlı. Zengin çocuklar dinlenmeyi sever. Bugün hava çok sıcak. Maeve, daha hızlı salla lütfen. Bu kadın onun kişisel asistanı. Bu kadar yeter. Güneşlenmek çok sıkıcı. Hey, uzaklaş. Güneşimi engelliyorsun. Çok sıkıcı. Vay canına, su tabancaları. Bu özel partiyi canlandırmanın zamanı geldi. Serin bir duşa ne dersiniz? Ah, hayır, saçlarımız. Mim, bir şeyler yap. Emredersiniz. Danışman onlara bir kalkan oluşturacak. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Haddini fazlasıyla aştın. Saçımı mahvettin. Benim de maskaram akıyor. Bu durum Michelle'in yaptıklarının sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağı anlamına geliyor. Belki bir kova su daha iyi hissetmeni sağlar. Hayır. Ama zavallı kız dişli bir rakip. Olayları kendi lehine nasıl çevirmesi gerektiğini biliyor. İşte intikam zamanı. Yaz kampının en iyi yanı kamp ateşi etrafında oturmaktır. Korkunç hikayeler şart. Amanda, devam et. Kabus görmeye hazır olun. Pahalı bir İtalyan butiğindeydim. Bir sürü tasarım harikası ürün aldım. Tam ödeme kısmında kasada bana dediler ki kartınızda yeterli miktarda para yok. Ah, olamaz, bu çok korkunç. Bu beni ürpertti. Ne? Courtney'nin de bir hikayesi var. Bir gün güpegündüz üzerime bir külçe altın düştü. Buna inanabiliyor musunuz? Altın tarafından ezildim. Bunu nasıl buldunuz? Evet, neredeyse boğuluyordum. Bu korkunç değilse ne? Bu hikayelerden korkmayan tek kişi Michelle. Gerçek korku sabah 6'da kalkmanızdır. Ayrıca giyinmeden önce giysilerinizi ayarlamanız gerek. Kendi ellerinizle. Bu hikaye sizin için nasıl? Daha sonra evden ayrılıyorsunuz. Çalışmak için. Kes şunu. Bu tam bir kabus. Kazandın. Gerçekten bundan daha korkunç bir hikaye olamaz. Partim nerede? Sahilde. Michelle daha önce okyanusu hiç görmedi bile. İnsanlar burada ne yapar? Ah, hayır, yardım edin. Boğulmak mı? İyi bir fikir değil. Ancak Maeve'in boğulan insanları kurtarmak zorunda kaldığı ilk deneyimi değil. Michelle, sakin ol, burası derin değil. Şükürler olsun. Burada dur ve beni bekle. Şu yeleği giy. Kol simitlerini tak. Son olarak paletler ve gözlükler. Suya korumasız girme. Bu önlemler işe yarayacak mı? Ancak danışman ne yaptığını biliyor. Yakında kendi başına yüzebileceksin. Ah şu çocuklar. Hadi kampa gidiyoruz. Bunu neden yapıyoruz? Havuz partisi yapmayı tercih ederdik. Evet, ormanda topuklularla yürümek iyi bir fikir değil. İkisinin de yükleri ağır. Wow. İşte burası. Durun. Danışman yük konusunda bize yardımcı ol. Bu daha iyi. Şimdi yürüyüşe devam edebiliriz. En azından zavallı kız çantasını bırakmak istemiyor. Yaşasın. Sonunda pikniğimizi yapabiliriz. Ormanda yemek yemek çok romantik. Ama Michelle'in kendine has bir romantizm anlayışı var. Ateş ve şekerleme. Kavrulmuş marshmallow. Vay canına. Fakir insanlar gerçekten tuhaf. Pekala, paranız yoksa büfeyi unutun. Ne? Bir dakika bekle. Ne oldu? Çalılar arasında biri mi var? Belki dev bir ayıdır. Şaka başarılı oldu. Orada bir şey var. Ancak bir şeyler plana göre gitmedi. Bu gerçek bir örümcek. Yaz kampının ilk kuralı asla kumsalda uyumayın. Uyuyor mu? Şaka yapmak için çok iyi bir zaman. Hafif bir bronzluğa ne dersin? Burada ne yapıyorsunuz? Ayaksı, yakalandık. Sizde hiç utanma yok mu? Uyan uykucu. Hemen suya gir. Sence bunu çıkarabilir misin? Daha fazla selfie'ye ihtiyacımız var. Ama bu da sıkıcı olmaya başladı. Bir şakaya ne dersin? Yeni kız, sen de var mısın? Bu çılgınca olacak. Para biraz streç film ve bant alalım. Streç filmi ağaca sar. Paraları dağıt. Bu kadar. Danışman için şaka hazır. Miv geliyor. Biraz odun toplamak istiyor gibi görünüyor. Olamaz. Para toplamanın ateş yakmak için dağ toplamaktan çok daha eğlenceli olduğu ortaya çıktı. Vay canına. Şansıma bak. Burada çok para var. Hay aksi. Yaşasın. Şaka harikaydı. Tıpkı 1 Nisan gününde olduğu gibi. Herkes mutlu görünüyor. Uyan. Egzersiz yapma ve güne başlama zamanı. Ben hazır olana kadar bunu erteleyebilir miyiz? Bu nedir? Rüşvet mi? Bu harika. Tamam, uyuyabilirsin. Hadi gidip biraz egzersiz yapalım Courtney. Sence manikürden daha önemli bir şey var mı? Yarın konuşuruz, tamam mı? İşimi seviyorum. Daha fazla parıltı ekleyin. Kendini göstermeli. 1, 2. Michelle sporun hayat olduğunu biliyor. Şşt, Michelle. Belki bir ücret karşılığında sen de rahatlayabilirsin. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Evet, ama benim hiç param yok. Şaka yapmıyorum. Egzersiz yapmam gerek. Neydi? 1 mi? 2. Sol. Doğru mu? Of, pekala. Her kampın bir sporcusu olmalıdır. Şimdi yarışma zamanı. Çadırını ilk kuran kazanır. Bu kolay değil. Özellikle bir çadır yerine düz eski kartonunuz varsa. Kızlar ellerinden geldiğince sıkı çalışıyorlar. Çerçevenin montajı, katlanır karton levhalar. Akabinde çadırı iple sabitleyin. Son olarak kartonu bantla koruyun. Zengin kızların işi neredeyse bitti. Geriye sadece para çadırını kurmak kalıyor. Michelle çok geride değil. O da bir şeyler yaptı. Yine de çadırı pek sağlam görünmüyor. Kazanmak istiyorum. Ve kazanan sizsiniz. Madalyalarınızı alın. Ya ben? Sen de bunu al. Henüz altın değil, ancak önümüzde daha çok yarışma var. Bir sonraki göreviniz ateş yakmak. Bu doğru. Çocuk oyuncağı. Para çok iyi yanıyor. Altında onu daha sıcak yapacak en kuru dalları seçmeliyim. Michelle bunu eski bir teknikle yapıyor. Paraları saçın ve bir kıvılcım yaratın. Yaşasın. Dallarım hazır. Pekala, görünen o ki altın külçeler burada bir işe yaramıyor. Bu numara normal taşlarla işe yarar. Yaşasın, sonunda yakabildim. Süre doldu ancak zengin kızlar bunu başaramadı. Hadi size bir ateşin nasıl olması gerektiğini göstereyim. Vay canına, Michelle harika bir iş çıkardın. Bu altın madalyayı hak ediyorsun. Bu sefer gerçek. Yaz kampının sonu bir parti için harika bir bahanedir. Harika görünmeliyiz. İşte Michelle. En iyi kıyafetlerinin hepsini aynı anda mı giyiyor? Aman tanrım, bu da nedir böyle? Hemen çıkar şunu. Buna bakamayız. Niye sevmediniz? Ben güzel göründüğümü düşünüyorum. Bu havalı kıyafetlerden birkaçını dene. Wow. Bunlar daha iyi. Ama bir şey eksik. Vay canına, işte bu kadar. Şimdi harika görünüyorsun. Havalı olmak kolaymış. Zengin çocuklar her zaman en iyi partileri verir. Hadi coşalım. Vay canına Michelle, harika görünüyorsun. Ah, bu Billie Eilish mı? Aman tanrım. Hey Michelle, iyi misin? Etkileyici miydi? Bana elini ver. Sahne seni bekliyor. Ciddi misin? Bunların hepsi gerçekten bir rüya mı? Bu hayatımın en güzel günü. Yaşasın. Yeni videomuzu beğendin mi? Bu kampa gitmek ister misin? Yorumlarda bize ne düşündüğünü söyle. Bu videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve zile tıklamayı unutma. Turum Turum Vav'da yaz ve tatillerle ilgili yeni videoları kaçırma.